Son videoda bir ipi bir ucundan tutup buraya mesela sol ucundan tutup aslında hangi ucu olduğu fark etmez bu olayı ipin sağ ucuyla da yapabiliriz. İpi sol ucundan aniden salladığımızda ilk olarak aşağı doğru sonrasında da yukarı doğru kıvrılarak bir süre sonra denge konumuna geri döndüğünü gördük. İşte bu durumun ipin üzerinde bir dalga hareketi meydana getirdiğini söylemiştik. Ve İpi yukarı doğru ve aşağı doğru bir kere salladıktan sonra ekranda gördüğünüz bu dalga hareketi oluşabilir. Bu salınım ipte baş aşağı bir atma oluşturur. Yani ip bu şekilde aşağı doğru hareket edecektir. Şu sarı çizgileri sileyim. Evet, ipi bir kere yukarı ve aşağı salladıktan sonra böyle bir şekil oluşur. Ve bir süre bekledikten sonra ip yine bu şekilde görünebilir ve bu etki ipte baş aşağı atma oluşturur. Son videoda ipte baş aşağı atma oluşturan ya da bu çukur noktasını oluşturan salınıma dalga adı verildiğini söylemiştik. Özellikle bu dalga etki dalgasıdır. Çünkü dalga üzerinde esasen bir kere karışıklık meydana getirir. Şimdi ipi sürekli aşağı ve yukarı doğru sallarsam yani belirli aralıklarla periyodik olarak bunu tekrarlarsam ip bu şekilde görülecektir. En iyi şekilde çizmeye çalışacağım. Bu salınım yani bu dalga sağa doğru belirli bir hızla hareket edecektir. Aslında bu videoda bu şekilde oluşan bu tip dalgalar üzerinde durmak istiyorum. İpi sol ucundan yukarı veya aşağı periyodik olarak hareket ettirirsem ipte periyodik bir hareket oluşur ve bu tür dalgalara periyodik dalga diyoruz. Bu hareket sürekli tekrarlanır. Şimdi periyodik dalgaların bazı özellikleri hakkında konuşmak istiyorum. Burada aklınıza gelebilecek ilk soru ne kadar yükseklikte yukarı ve aşağı sallayacağımdır. Yani denge noktasından ne kadar yükseğe çıkacağımızı sorabilirsiniz. Denge noktası işte burası. Bu çizginin altındaki ve üstündeki uzunluklara da dalga genliği deniyor. Pembe renkte çizdiğim bu uzunluk genlik. Denizciler bazen dalga yüksekliğini tahmin edebilirler. Onlar dalga yüksekliğini normal olarak tabanla yani dalganın çukur noktası ve en tepe noktası arasındaki uzaklık olarak alırlar. Genliği de denge noktasından tepe noktasına kadar olan uzunluğa diyoruz. Tepe noktasını işaretleyelim. Tepe noktasının anlamını bildiğinizi sanıyorum. Dalga üzerindeki en yüksek nokta tepe noktasıdır. Ve burası da çukur noktasıdır. Bir teknedeyseniz ve dalgaların ne kadar büyük olduğunu görmek istiyorsanız, muhtemelen dalga yüksekliğine dikkat edersiniz. Hatta eğer bu noktadaysanız bütün uzunluğu göz önüne almalısınız. Her neyse bu konu hakkında çok fazla konuşmayacağım. Dalga konusunda üzerinde duracağımız ilginç fikirlerden ilki budur. İpi sol tarafından tutup sallayarak bütün dalgayı oluşturamam. Fakat çizdiğim bu dalganın birçok farklı dalga türünü temsil edebileceği fikrini anladığınızı düşünüyorum. Özellikle denge noktasından ya da sıfır noktasından yukarı ve aşağı doğru yer değiştirmelere genlik denildiğini anlamışsınızdır. Şimdi bir sonraki soruya geçebiliriz. Tamam, ipin ne kadar yükseğe çıktığını biliyorum. Fakat bu dalga ne kadar hızlı hareket eder? Yani yukarı çıktıktan sonra aşağı inmek ve tekrar geri dönmek ne kadar süre alır? Bunu da yazalım. Her bir devir ne kadar sürer? Devir derken bir aşağı ve bir yukarı atmayı kastediyorum. Ya da başka bir ifadeyle her bir periyodun ne kadar süreceğini de sorabilirsiniz. Bu dalganın periyodik olduğunu söylemiştik. Her bir periyot dalga'nın bir tekrarıdır. Dolayısıyla periyot her bir devir için gerekli olan süredir. Periyot bir zaman birimidir. Belki de bu hareketi her iki saniyede bir yapıyorumdur. Yani yukarı çıkıp aşağı inmem ve tekrar denge noktasına geri dönmem iki saniyemi alıyordur. Bununla alakalı bir başka terimse bir saniyede kaç devir yapıldığıdır. İlk soru için başka bir ifade kullanarak aslında her bir devir için kaç saniye gerektiğini de sorabilirsiniz. Bunu yazsam iyi olacak. Her devir için kaç saniye gerekiyor? Örneğin bir periyot yani bir devir için geçen süre 5 saniye olsun diyelim. Ya da bu 2 saniye de sürebilir. Fakat şimdi sorduğum soru şu. 1 saniyede kaç devir olur? Yani az önceki sorunun tam tersini soruyorum. Bir tam dalganın oluşması için ne kadar süre gerektiğini değil de 1 saniyede kaç dalganın oluşacağını soruyorum ve bu sorunun cevabı periyodun tersi yani frekanstır. Periyodu büyük T harfiyle, frekansı ise küçük F harfiyle gösteriyoruz. Eğer periyot için 5 saniye bölü devir yazarsak, frekans için de 1 bölü 5 devir bölü saniye yazmamız gerekiyor. Yaptığım tek şey hepsini tersine çevirmek. Çünkü periyot ve frekans birbirlerinin tersidir. Bu soruda bir devir için ne kadar süre geçmesi gerektiği sorulurken, diğerinde ise bir saniyede ne kadar dalganın oluştuğu sorulur. Ya da ikisi birbirinin tersidir. Şöyle de düşünebiliriz. Frekans 1 bölü periyoda, aynı şekilde periyotta 1 bölü frekansa eşittir. Eğer ipi sol ucundan tutup her bir saniye 10 devir oluşacak şekilde salladığımı söylersem, frekansın 10 devir bölü saniye olduğunu görürüz. Bu arada frekansın birimi de Hertz. Onu da hemen buraya yazalım. Muhtemelen daha önce de duymuşsunuzdur bunu. Bu durumda frekansı 10 Hertz şeklinde yazarız. 10 Hertz 10 devir bölü saniyedir. Eğer frekansım 10 devir bölü saniye ise periyodum da onun tam tersi 1 bölü 10 saniye bölü devirdir. Gayet mantıklı. Saniyede 10 defa yukarı ve aşağı hareket ettiriyorsam her bir hareketim 1 bölü 10 saniye sürer değil mi? Şimdi kendimize sorabileceğimiz bir başka soru da bu dalga'nın sağa doğru ne kadar hızlı hareket ettiğidir. İpi sol ucundan tutup salladığımdan oluşan dalga sağa doğru hareket eder. Evet anladığınız üzere bir diğer terimimiz de eski dostumuz hız. Hızı bulmamız için bir devirden ya da bir periyottan sonra ne kadar hareket ettiğimizi hesaplamamız gerekiyor. İp bir kere sallandıktan sonra dalga ne kadar uzağa gider? Yani bu iki dalga noktasındaki uzaklık nedir? Bu iki nokta arasındaki uzaklığa dalga boyu diyoruz ve birçok farklı yoldan dalga boyunu tanımlayabiliriz. Dalga boyunu ilk etkiden sonra bir tam dalga oluşması için gerekli uzaklık ya da iki tepe noktası arasındaki uzaklık olarak görebiliriz. İşte bu uzaklığa dalga boyu deniyor. Ya da aynı şekilde bir çukur noktasının diğer bir çukur noktasına olan uzaklığı da dalga boyudur. Öyleyse dalga boyunu genel olarak dalga üzerindeki iki karşılıklı nokta arasındaki uzaklık olarak da ifade edebiliriz. Yani bu iki nokta arasındaki uzaklık da dalga boyunu belirtir. Bu iki nokta arasındaki bir devri tamamlarız ve aynı noktaya geri döneriz. Aynı noktaya geri dönmek derken buradaki noktayı kastetmiyorum. Çünkü bu noktada pozisyonumuz aynı olmasına rağmen aşağı doğru hareket ederiz. Bir tam dalgayı tanımlamak için ilk noktayla aynı pozisyonda olan bir noktaya ihtiyacım var. Ve dikkat ederseniz bu noktadaki hareket yönüm yukarı doğru ve aynı şekilde diğer noktadaki hareket yönümün de yukarı doğru olmasını istiyorum. Yani bu iki nokta arasındaki uzaklık dalga boyuna tekabül etmiyor. Dalga boyuna ulaşmak için aynı pozisyonda ve aynı yöne doğru hareket eden iki noktaya ihtiyacım var. Bu durumda bu uzaklıkta da dalga boyuna eşittir. Şöyle yazalım. Dalga boyu bir periyottan sonra dalganın aldığı yola eşittir. Ya da bir devirden sonra aldığı yol olarak da yazabilirsiniz. Çünkü hatırlayacağınız gibi bir periyot için bir devri tamamlamak için geçen süre demiştik. Bir yukarı bir aşağı ve olduğumuz çizgiye geri dönüyoruz. Eğer ne kadar yol aldığımızı ve bu yolu ne kadar sürede aldığımızı bilirsek hızı nasıl hesaplayabiliriz? Bildiğiniz gibi hız yer değiştirme bölü zamana eşit. Buraya da yazalım. Dalganın hızını vektörel olarak da yazabiliriz. Fakat ana fikri anladığınızı düşünüyorum. Bir periyotta yer değiştirme ne kadardır? Bir periyotta gittiğiniz yol tam olarak dalga boyuna eşittir. Dalga üzerindeki bu nokta aslında bu kadar mesafe alır. Bu uzaklık benim dalga boyumdur. Peki bir dalga boyu kadar yolu ne kadar sürede alırım? Bu yolu almak için geçen sürede bir periyoda eşittir. Yani hızın formülü dalga boyu bölü periyottur. 1 bölü periyodun frekansa eşit olduğunu söylemiştim. Aslında bu noktada daha net olmam lazım. Dalga boyunun simgesi bir Yunan harfi olan lambdadır. Az önce de söylediğim gibi dalga boyu bölü periyoda eşittir ki bu da dalga boyu çarpı 1 bölü periyottur. 1 bölü periyodun frekansa eşit olduğunu söylemiştik. Yani bu durumda hız dalga boyu çarpı frekansa eşit olur değil mi? Ve bu formülü bilerek dalgalarla ilgili temel soruların neredeyse hepsini çözebilirsiniz. Örneğin size bir arkadaşınız sağa doğru 100 metre bölü saniyelik bir hıza sahip olduğunu ve frekansının da mesela 20 devir bölü saniye yani 20 hertz olduğunu söylesin. Diyelim ki burada gerçekten bir pencereniz olsun ve o pencereden dalganın sadece bu kısmı gözüksün. Yani siz sadece ipin bu kısmını görebilin. Frekans 20 hertz dedik. Bu durumda bu aralıkta 1 saniyede 20 kere ipin yukarı ve aşağı hareket ettiğini görürsünüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tam olarak 1 saniyede ipin aşağı ve yukarı doğru hareket ettiğini görebilirsiniz. Frekansın 20 Hz yani 20 devir bölü saniye olmasının anlamı budur. Bu soruda bize hız ve frekans verilmiş. Bu durumda dalga boyu nedir? Burasının hızın dalga boyu çarpı frekans olduğunu söylemiştik. Her iki tarafı da 20'ye bölelim. Aslında birimleri doğru yazdımdan emin olmalıyım. 100 metre bölü saniye, lambda çarpı 20 devir bölü saniye eşittir. Her iki tarafı da 20 devir bölü saniyeye bölersem, eşitliğin sol tarafı 100 metre bölü saniye çarpı 1 bölü 20 saniye bölü devre eşit olur ve işlemleri yaptığımızda sonuç 5 çıkar. Saniyeler birbiriyle sadeleşir ve sonuç 5 metre bölü devirdir. Bu durumda dalga boyu 5 metre bölü devir olur. Yani 5 metredir. Aslına bakarsanız 5 metre bölü devir de diyebiliriz. Fakat dalga boyu bir devirde alınan yoldur. Yani 100 metre bölü saniye ile sağa doğru hareket edersek ve ip 1 saniye içinde 20 defa yukarı veya aşağı hareket ediyorsa bu durumda dalga boyu 5 metredir. Aynı şekilde periyodu da bulabiliriz. Periyot 1 bölü frekansa eşittir. Ki bu durumda 1 bölü 20 saniye bölü devir olacaktır. Bu formülü hatırlamanızı istemiyorum. Sadece formülün nereden ve nasıl çıktığını bilmelisiniz. Umarım bu video olayı daha anlaşılır kılmıştır. Eğer değişkenlerden iki tanesi verilmişse ve üçüncüsü isteniyorsa bunu kullanarak neredeyse her soruya cevap verebilirsiniz. Her neyse bu videonun size yardımcı olacağını umuyorum.